Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda saksıların dibine çakıl taşı koyarsak drenajı arttırabilir miyiz? Yoksa bir efsane mi? Onun üzerine biraz konuşalım isterseniz. Şimdi bu konuda iki tane iddia vardır. Biri der ki diplerine çakıl taşı koyarsanız drenajı arttırırsınız. Biri de tam tersini söyler. Diplerine çakıl taşı koyarsanız drenajı arttırmazsınız. Şimdi aslında şudur ki ne çakıl taşı koyarsanız drenajı arttırabilirsiniz. Ne çakıl taşı koymazsanız drenajı arttırabilirsiniz. İkisi de yanlıştır aslında. Şimdi öncelikle biz suladığımız zaman nasıl bir olay ortaya çıkıyor onu anlarsak drenaj konusunda anlamış oluruz gibi geliyor bana. Şimdi saksımıza toprağımızı koyduk, bitkimizi diktik, suladık. Suladığımız zaman yer çekimi etkisiyle birlikte su yukarıdan aşağı doğru akmaya başlar. Fazlası varsa drenaj deliklerinden akar gider. Bir de bu işlem sırasında karşıt bir güç ortaya çıkar. Bu da toprağın su tutma kapasitesi. Bu iki güç burada çarpıştıkça doygun su alanı oluşmaya başlar. Bu doygun su alanının genişliği tamamen toprağın su tutma kapasitesinin yüksekliğiyle ilgili. Az su tutma kapasitesine sahipse daha ufak bir doygun su alanı oluşacaktır. Su tutma kapasitesi çok daha fazlaysa daha geniş bir doygun su alanı oluşacaktır. Şimdi biz bu saksımızın dibine çakıl taşı koyarsak ne olur? Çakıl taşını koyup üzerine toprağımızı koyduğumuz, bitkimizi dikip de suladığımız zaman aynı olay gerçekleşecek ve yukarıdan aşağı yer çekimiyle beraber su aşağı inip drenaj deliklerinden gidecek. Su tutma kapasitesiyle karşı güç oluşturacak ve tekrardan bir doygun su alanı oluşmaya başlayacak. Fakat bu doygun su alanı taş koymadığımız zaman dipte oluşurken bu sefer ne kadar çakıl taşı koyduysak bunun üzerinde oluşmaya başlayacak. Bu nasıl bir sıkıntı doğuracak bizim için? Kökler bu sefer suyun içerisinde kalmaya ve çürümeye başlayacak. Bitkilerin %90'ı suyun içerisinde yaşayamaz. Belki 95'i tam rakam söylemeyeyim. Çünkü su köklerde ne kadar yoğun bir şekilde varsa boğulmaya başlar. Su çok daha fazla olduğu zaman boğulur, ölür, gider. Bunun en büyük örneği derelerin yanındaki ağaçlar çok daha böyle suya doygun bir şekilde olması, çok daha yeşil olması gerekirken tam tersi hep böyle sararmış, dökülmüş, bozulmuş, ölmeye mahkummuş gibi bir takım görüntü verirler. İşte bunun nedeni çok fazla su olduğu için köklere zarar vermeye başlar. Bu şekilde de biz altına çakıl taşları koyup üzerine doygun su alanını köklere doğru yaklaştırmaya başladıkça sıkıntılar çıkmaya başlayacak. Ama derin kök sistemine sahip bir bitkimiz yoksa, daha ufak bir köke sahipse, bu demin anlatmaya çalıştığımız su bölgesinden biraz yukarıdaysa belki bir sıkıntı doğurmayabilir. Veyahut da tamamen saksının etrafını kökleri sarmışsa, çok daha fazla su emiyorsa belki bir sıkıntıya doğurmayabilir. Ancak normal boyutlarda bir bitkimiz varsa ve kökleri de bu su tutma kapasitesiyle beraber oluşan doygun su alanının içerisine girmeye başladıkça ölmeye başlayacaktır. Aynı zamanda biz bu çakıl taşını koyup da bu su seviyesini çok yukarılara çıkardığımız zaman toprağın içerisindeki oksijeni de azaltmış. Toprağın içerisinde oksijen vardır ve bitkilerin gelişmesi için bu oksijene ihtiyacı vardır. Siz ne kadar çok suyu bu saksının içerisinde hapsederseniz o oranda da daha az oksijeni hapsetmiş olur. Şimdi biz bu konuda ne yapabiliriz dersek, birincisi diplerine çakıl taşı falan koymayın. İkincisi, madem ki drenajı arttırmak istiyorsunuz, o zaman kullandığınız toprağın içerisindeki tanecikleri büyütmek zorundasınız. Yani bunun için ne kullanabilirsiniz? Belki böyle minik çakıl taşlarını toprağa karıştırabilirsiniz. Perlit karıştırabilirsiniz. Vermikülit karıştırabilirsiniz. Perliti çok tavsiye etmem. Suladıkça toprağın üzerine çıkacaktır. Çok fazla bir işe yaramayacaktır. Aynı zamanda üzerinde hiçbir besin maddesi yoktur.
çok fazla bir işe yaramaz. Sadece su tutma kapasitesi yüksek olan bir malzemedir. Fakat vermikülit öyle değildir. Hem besin maddesi olarak işlev görür eridikçe, hem de perlit gibi suladıkça toprağın üzerine çıkacak bir yapısı yoktur. Kalın taneli kum, perlit veya vermikuliti toprağın dibine değil de toprağın içerisine karıştırırsanız daha fazla drenaj elde etme şansınız olur. Drenaj konusu da dediğim gibi sizin tamamen ektiğiniz, diktiğiniz, beslediğiniz, baktığınız çiçeğin suya olan ihtiyacıyla ilgili bir durum. Yani her toprak her bitkiye kullanılmaz. Çünkü her toprağın, her toprak karışımının kendine göre su tutma kapasiteleri vardır ve her bitkinin de kendine göre suya olan ihtiyacı farklıdır. Bu ihtiyaçlara uygun toprak kullanmazsanız ve sulama dengesini doğru yapamazsanız bitki yetiştirme konusunda sıkıntı çekersiniz. Çiçeklerinizi doğru yetiştiremezsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin size doğa düşünmekten alıkoymasını vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.